Bizim için zor değil. Zor, onu söyleyeyim. Altılı ve yedili masanın işi zor. İkinci bir seçim vaadi, dikkat çekici vaatleri yok. Muhalefetin tutarsızlığından o kadar çok faydalanıyoruz ki net bize tokat vururdu. Bugün AK Parti 3. Bölge Milletvekili Sayın Halis Dalkılıç'la beraberiz. Sizlere hem AK Parti'nin çalışmalarını hem 3. bölgeyi hem de Halis Dalkılıç'ı kısaca bir sizlere tanıştırmak isteyeceğim. Biz gazeteci, siz siyasetçi olarak uzun yıllardır bu bölgede beraber hareket ediyoruz. Evet. Ama kısaca da biz gene bir Halis Dalkılıç'ı tanıyalım mı? Bu bölgeden milletvekiliyim hali hazırda. 3 dönemde milletvekiliyim. Bu dönemde yine adayım. Yerelden bahsettiniz. Yerelde Küçükçekmece'de ben bir dönem meclis üyeliği ve belediye başkan vekilliği yaptım. Aziz Başkan dönemi. Buradayken. Bir dönem yine Zeytinburnu'nda belediyede evet grup başkan vekili ve belediye başkan vekilliği yaptım. Daha sonra Büyükşehir'de encümende bulundum. Büyükşehir meclis üyeliği yaptım. AK Parti'nin de İstanbul'da teşkilat başkanlığı yaptım uzun yıllar. 7 Haziran 2015'ten bugüne de İstanbul'un 3. bölgesinde milletimizin teveccühüyle milletvekili yapıyoruz. Aslen Malatyalıyım, 3 çocuk babasıyım. İktisat mezunuyum. Aynı zamanda ticari yıllarca işlerimiz var. Ancak milletvekili olunca biraderlere devrettik. Onlar devam ediyor. Öncelikle çalışmalar nasıl gidiyor? 3. bölgede AK Parti olarak sizin performansınız nasıl? İstanbul'da 13 ilçemiz var. Ancak ben 39 ilçeyle ilgili, 39 ilçemizde teşkilatlarla uzun yıllar çalıştığımız için bilgim vardır, kanaatim vardır. Bütün adaylarla birlikte biz de sahaya indik. Ve her gün bir ilçede olmak. Bugün Küçükçekmece'de olacağız. Yarın Güngören'de olacağız. Yani geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de tam gün çalıştık. Beylikdüzü'nde çalıştık. Bütün ilçelerde başlıyoruz. Gece sahurlara kadar çalışmalarımız devam ediyor. Ben de bütün 36 tane milletvekili adayımız. Ev ev geziyoruz. Bu gezilerinizde size en çok eleştiri nereden geliyor? Biz nihayetinde 20 yıldır Türkiye'nin bu manada kaderini değiştirmiş bir iktidarız, bir partiyiz. Mutlaka enflasyon var. Geçmişte de vardı. Bunları nasıl efendim tek haneli rakamları indirmişsek bunu indireceğiz. Söylüyoruz zaten. Hayat pahalılığının sebeplerini milletimiz bizden daha iyi biliyor. Sebebinin hükümete bağlı olmadığını, pandeminin efendim yaraları, depremin, orman yangınlarının, büyük depremin, Karadeniz'de sel felaketinin, Ukrayna-Rusya savaşının ve bizim terörle ilgili yaptığımız mücadeledeki masrafların tamamının sonucu olarak bir hayat pahalılığı, bir miktar enflasyonda bozulma olduğunu milletimiz söylüyor ama biz önceden giderdik siyasiler olarak, milletvekiller olarak millete Türkiye'nin mücadelesini anlatırdık. Şimdi milletimiz o kadar net görüyor ki Türkiye'nin hangi konjonktürden geçtiğini, hangi mücadeleyi verdiğini onlar bize anlatıyor. Ve şunu söyleyenlere çok rastladım. Ya sizle bir miktar kızgındım ve bu seçimde oy vermeyi düşünmüyordum. Ama görüyorum ki tabloyu, Türkiye'nin bu kadar tehditle karşıya karşı olduğu, bölgedeki bu gelişmeleri görürken bir de alternatifiz diyenlere dair hiçbir umudumun kalmadığı için size oy vereceğim. Vermeyecektim ama vereceğim. Bu diye onlar seçmeniniz mi? Bizim seçmenimizin dışındaki seçmenler. Bizim için zor değil. Zor, onu söyleyeyim. Altılı ve yedili masanın işi zor. Sizi umutlandıran nedir? Altılı masa tarafından baktığımızda. Bir defa o tarafa bakmıyoruz. Biz kendimiz ne yapacağımıza bakıyoruz. Karşı blokun ne yaptığıyla da çok ilgilenecek vaktimiz. İlgilenmiyor musun? Abi vaktimiz yok. Doğrusu vaktimiz yok. Millette bir gönül bağımız var. Milletimize ulaşıp derdimizi, davamızı anlatmamız lazım. Karşı blokun bütün motivasyonun ne olduğunu çok net görüyoruz. Samimice tüm Türkiye görüyor, dünya görüyor. Gençlere dair söylenen inandırıcı ne var? Kadınlara dair ne var? İşsizlikle ilgili ne var? İstihdamla ilgili ne var? Emekle ilgili ne var? Yani dikkat çekici bir şey göremiyoruz. Bir tane motivasyonları. Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. İlk motivasyonları AK Parti'ye göndereceğiz. İkinci bir seçim vaadi, dikkat çekici vaatleri yok diyebilirim. Dolayısıyla şimdi emeklilerle ilgili, efendim birçok alanla ilgili söyledikleri tamam ama bunları uygulama ve uygulama gibi bir sorumluluk hissetmiyorlar. Sorun o. Marmara'ya karşı çıktılar, yaptık. Evet. Avrasya'ya karşı çıktılar, evet. Yaptık. Şehir Hastanesi'ne karşı çıktılar, yaptık Celal Bey. Yani muhalefetten hiç faydalanmıyor musunuz? Yani muhalefetin ne dediğini? Muhalefetten faydalanıyoruz. Şöyle faydalanıyoruz. Muhalefetin tutarsızlığından o kadar çok faydalanıyoruz ki. Millet 2002'de bizi iktidara getirdi. 2023'teyiz ve yeniden seçime gidiyoruz. Biz %34,5'la iktidara geldik. 20 yılın sonunda dediklerimizi yapmasaydık, millete mahcup olsaydık bugün %40'ın üzerinde hala bütün anketlerde %40'ın üzerinde AK Parti oy alamazdı. Muhalefetin yaptırdığı anketlerde bile AK Parti hep birinci parti. Vallahi 25'in üzerinde bir oy potansiyeli hala olamadı. 23 yıldır olamadı. Niye olamadı? Eğer biz milleti yanıltsaydık millet bize tokat vururdu. Gelişmiş demokrasilerde muhalefetin görevi hem denetimdir, evet, hem iktidarı bu manada onu söyleyeyim harekete geçirmektir. Ama Türkiye'de maalesef yapılan işlerin hiçbir tanesini, bakın çok önemli bir şeyin altını çizeceğim Celal Bey. Bu yapılan işlerin, İmece'yi fırlattık uyduyu değil mi? Evet. Türkiye'nin gururu bir uydu. Kimin bu? Ülkenin 85 milyonun
tamamının ruh duyacağı bir şey. Peki bununla ilgili niye sahiplenmez bu muhalefet bunu? Tersini mi söylüyor muhalefet? TOG yapıldı. Niye sahiplenmez gidip fabrikayı ziyaret etmez? Pahalılığı da halledeceğiz. İşsizlikte de halledeceğiz. İstihdamı da, ihracatı da. Bunların hepsini daha önce yaptık. Yapacağız. Daha da artırarak yapacağız. Seçim oldu, iktidar değişti. Size mal edilen şöyle bir iddia var. Yani AK Parti'ye mal edilen. İktidar değişirse içeride kaos çıkar. Nasıl bir bu bakış açısı bu sizce? Bu ülkemize, milletimize, bize yapılmış en büyük hakaret. Seçim kampanyasıyla demokrasiyi içselleştirmiş ve dünyaya da bu noktada örnek işler yapan bir milletiz. Birçok yerde muhalefet veya başka yerde belediyeler kazandılar, oldu. Evet. Peki kaos mu çıkardık? Bununla alakalı kaos mu çıktı? Evet. Bu akıl tutulmasıdır. Evet. En çok katılımın olduğu seçimleri Türkiye yapıyor. Bakın en gelişmiş ülkelerde %40 katılımla seçim yapıyorlar. Bizde %90'lara varan seçim katılımı var. Bu katılımla ve millet özgür iradesiyle gidip oy kullanıyor. Büyümenin ana aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan mıdır? Vekil olarak sizlerin katkısı nedir? Şu anda bir, milletle birlikte olmak zorunda ve en çok milletle birlikte olan liderdir. Ben bu millete aşığım. Ömrümün sonuna kadar da ben bu millete hizmet edeceğim. Son nefesime kadar diyor. Bu millete fayda üretmek için uğraşacağım. Tabii ki sürecin en önemli katkılarını sundular, sunarlar. Belediyelerimiz hakeza. Tüm Türkiye'de bakın dünyada örneği olmayan bir AK Parti teşkilatı var. 11 milyonu aşan üyesi var Türkiye'de. Aktif üyesi var şu an. Her biriyle bir tuşla, bir mesajla genel merkezden atacağımız bir mesajla 11 milyon üyemize ulaşırız biz aynı anda. Türkiye'nin bütün köyleri, mahalleleri, beldelerinde teşkilatlanmasını bitirmiş bir teşkilattan bahsediyoruz. Vallahi Cumhurbaşkanımız bugün en enerjik lider. Bir dakika durmuyor. Günü bir saati boş değil. Ya bir yerde açılışta ya televizyonda. Ne yiyor ne içiyor ya? Biz de mi onu yapsak? Ne yapsak? Nasıl oluyor bu iş? Abi, yani o yaşına rağmen o enerji gerçekten. Milletle kurduğu bağ. Adamı motive eden yediği değildir. İnanmışlıktır onun. Doping yok mu? Bu millete verdiğimiz söz bizim dopingimiz. Mahcup olmaktan çok korkarız. Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yok. Şu anda bir macera yaşayamaz. Yeterince var. Bakın 11 ilimiz yerle eksan oldu. Burada yaklaşık 15 milyon insan üretemiyor artık. Hı hı. Vergi vermiyor. İş yerine gidemiyor. Yıkıldı şehirler. Önce çadırlar, şimdi konteyner kentler, şimdi kalıcı konutların temelleri atılıyor. Ve bu insanlara 3 öğün yemek hizmeti veriliyor. Organize etmek de devletin işidir. Halkın katılımı sağlamak da gene bir... Bu tabii ki olacak. Ancak bu badirelerden bir tanesi, o güçlü ülkelerin başına bir tanesi gelse ayakta duramazdı. Bu millet ayakta duruyor. Bu badirelerin bakın. Z kuşağı sizi korkutuyor mu? Korkutmuyor. Bizim onlara anlatma sorunumuz var. Onların sorunu yok. Bizim onlara ulaşma sorunumuz kısmen var. Ama onların oy vermeyeceği, bizden uzak olduğu gerçeği gibi bir şeyden bahsediyor. Böyle bir şeyin... söz konusu olmadığını biliyorum. 20 yıl öncesini genç bilmiyor. Türkiye'nin hangi mücadeleyi verdiğini bilmiyor. Kıyaslama imkanı yok. Hepimiz kıyasla çalışırız. İyi, kötü, siyah, beyaz. Hepimizin aklı bir miktar kıyasla çalışır. Gençlerimiz Türkiye'nin nereden, hangi badirelerden geldiğini bilmiyor. Bunu anlatmamak onların suçu değil, bizim suçumuz. Ben bir yıl önceyle gençlerin bugünkü bakışlarının değiştiğini gördüm. Özellikle yeni oy kullanıcılar. Z kuşağı bir yıl önce daha mı şeydik? Biraz daha keskindi. Bir kısmı, hepsini söyleyemem tabii. Ya yapan bir sürü binlerce, yüz binlerce gencimiz var. Bir miktar siyasete mesafeli olan var, AK Parti'ye değil. Gencin bir tanesine mikrofon uzatmışlar, sokak röportajı. Peki vallahi ben şort giymek istiyorum. Şaşırdım, dedim ki bu ülkede şort giyen, efendim başörten, efendim etek giyen, pantolon kim kime karışmış bugüne kadar? Kim kime karışır ya? Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede 20 yıldır. Özgürlüklerle alakalı. Kim nasıl istiyorsa... Nasıl yiyorsa, nasıl giyiniyorsa, nasıl yaşıyorsa öyle yaşamış, öyle yaşamaya devam edecek. Kimseye bir hayat dayatma modelimiz yoktur. Bugün başörtülü benim bir kardeşime birisi hakaret ediyorsa o hakaret edenden hesap sorarız. Öbüründe giyimi, efendim açık giymiş, şort giymiş, etek giymiş, mün etek giymiş buna biri hayat dayatıyorsa ona da müdahale ederiz. Son sorum Suriyeliler. Bu konuda epeyce de eleştiri alıyorsunuz. Ne olacak sizin, siz Suriyeli'yle ilgili bunun nedir? Ne kadar Suriyeli şu an oy kullanacak? Bölgemizde savaşlar yaşandı, yaşanıyor hala. Buradaki insanlar Suriye'den, evinden, barkından, cesetlerin arasından, babasının, annesinin, evladının cesetlerinin arasından gelip sınırlarımıza dayandılar. Biz hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Biz gidip birinin hamdolsun sınırına dayanmadık. Yaşadılar ve o günkü şartlarda bir insanlık vazifesi olarak biz bunları hami olarak az önce söylüyoruz ya biz aziz millet 85 milyon hiçbir yere kan gözyaşı götürmemiş her yerdeki kana gözyaşına çare olmaya çalışan bir milletiz. Ecdadımız da böyleydi. Bugün biz de torunlar olarak böyleyiz. Aldık nihayetinde barındırdık. Ne kadar Suriyeli var bizde? Şu andaki rakamlar zannediyorum 3 milyon. Yani size kendi içinizdeki söylenen rakamları. Çünkü kamuoyuna yansıya veya dışarıdan başka örnek veriyorum ben size. Resmi Ümit Özdağ'ın açıklamasına göre 13 milyon var. Doğru bilgi sizden alınır. Ben devletin verilerine bakıyorum. Evet, devletin yani verilerine. Diğer siyasi partilerin başındaki arkadaşların hangi konuda ne dediğini ve bunu nasıl manipüle ettiklerini. Burada bir insanlık
acısı yaşanmış. Bunun üzerine bunun maliyetler var bize. Bizim de canımızı çok sıkan meseleler var. Bunun üzerine siyasi efendim çıkar ve bunun üzerine politika geliştirmelerinden dolayı vallahi bence az söylemiş Ümit Bey. 13 milyon az demiş. Bence yani biraz daha abartabilir. Çünkü bir sorumluluk yok. 50 milyon da diyebilir. Biz ülkede huzur içinde yaşarken vallahi kapıları açalım. Buraya da isteyen gelsin deme lüksüne sahip değiliz. Yaşanan bir insanlık krizinden insanlar ölümden kaçarak geldiler. Bunun bize hem maliyet olduğu hem efendim huzurumuz kaçtı zaman zaman ama burada şunu asla unutmayalım. Bu insanlar ülkeleri normalleştiğinde gidebilecek imkan olduğunda zaten onlar durmuyor ve biz de transfer merkezlerinde onların da gidebileceği her yerde kolaylaştırıyoruz ve yavaş yavaş gidiş başladı. Geliş yok şu anda. Bunu kimse konuşmuyor. Geçen yıla kadar biliyorsunuz bayrama gidip geliyorlardı. Gidip geliyorlardı. Yasaklandı. Şu anda o yok ve biz gidişlerle alakalı olağanüstü tedbirler alıyoruz. Onu söyleyeyim. Şunu bekliyorlar. Kovun, atın. Yani bu çok mümkün olacak bir şey değil. Herkesin bir an önce kendi yurduna dönmesi için uluslararası girişimlerde de bulunuyoruz. Muhatap ülkeyle de onu söyleyeyim. Mutlaka diplomasi kaynaklı girişimlerde bulunmayı teşvik ediyoruz. Onu söyleyeyim, zorluklarını görüyoruz ve bu zorluklara rağmen de kesinlikle onu söyleyeyim, herkesin kendi ülkesinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Ekleyecek bir şeyiniz varsa... Celal Bey çok çok teşekkür ederim. İnşallah ağız tadıyla bayram yaşarız. 15 Mayıs'ta da demokrasi bayramını milletimiz müsterih olsun.